Merhaba arkadaşlar, pratik matematik videosu. Matematik çözerken en gıcık konulardan biri faiz problemleri. Çünkü çok fazla ifade oluyor, sözel ifade işte yüzde A, yüzde B, yüzde C'den yapılıyor falan. Dolayısıyla kafa karışabiliyor bu tarz harfli ifadelerde. Şimdi bu 2013 yılında çıkmış bir ALES sorusu. Nasıl çözeceğimize bakacağız. Soruyu çözerken ön yargısız çözüyoruz. Yani önemli olan o. Şimdi ilk önce soruyu klasik okuyalım. Bir miktar para bankaya yıllık %A faiz oranı ile yatırılırsa 1 yıl sonunda 200 TL, yıllık %A-2 faiz oranı ile yatırılırsa 1 yıl sonunda 100 TL faiz getiriyor. Buna göre A kaçtır? Şimdi ilk durumda şunu yapabiliriz. Deriz ki işte %A'lar var, A-2'ler var, denklem kuracağım, neyin altına yazacağım. Böyle bir kafamız karışabilir. Bir de şöyle bir şey diyebiliriz. Mesela Ahmet'le Mehmet konuşuyor. Ahmet Mehmet'e diyor ki abi işte bankaya parayı yatırdım, yılda 200 lira faiz veriyor. Öbürü de diyor ki ben parayı yatırdım, bana aynı paraya 100 lira faiz veriyor. Öyleyse Ahmet Mehmet de der ki abi öyleyse benim banka iki katı faiz veriyor senin bankanın iki katı. Çünkü ben parayı yatırdım 200 lira para veriyor ekstradan. Sen aynı parayı yatırınca senin banka 100 lira faiz veriyor. Ha, öyleyse senin faiz oranın benim iki katım olacak. Değil mi? Bunu yakaladık. Öyleyse şunun iki katıymış. Yani A-2'nin iki katıymış. Şunu 2 ile çarpınca buna eşit oluyormuş. Doğru mu? Şimdi A'ya bakalım. Buradan sonra yine uyanıklık yapıp şıklardan bakabiliriz. Şöyle mesela 4'ü koysak 4, 4 eksi 2, 2. 2 4'ün yarısı, doğru cevap. Ama denklemi de kurabiliriz. A eşittir 2A eksi 4. 4'ü bu tarafa attık, 4. A'yı bu tarafa attık, eksi A geçti. A eşittir 4. Ama önemli nokta şu. Şimdi bu faiz problemi, harfli ifadeler var diye kitlenmiyoruz. Soruya bakıyoruz. Şöyle ön yargısız. İşte parayı yatırıyor, 200 lira alıyor. Sonra farklı bir faiz oranıyla yatırıyor, 100 lira alıyor. Aynı şey şöyle de olabilirdi. Mesela parayı yatırıyor, 400 lira alıyor. Sonra bir daha yatırıyor, 100 lira alıyor. O zaman faiz oranı 4'te 1'ine düşmüş olacak. Şu harfli ifadeler kafamızı karıştırmıyor. Tekrar söylüyorum. Şöyle bir örnek çiziyoruz kafamızda. Ahmet'le Mehmet konuşuyor. Ahmet diyor ki Mehmet'e işte bankaya yatırdım 200 lira para veriyor ekstradan. Öbürü de diyor ki benimki 100 lira veriyor. Öyleyse senin banka faiz oranı benimkinin 2 katı. Yani seninki %4 ise benimki %2. Demek ki yarısını veriyor. Bu şekilde ön yargısız bakınca herhangi bir denklem kurmadan, yani şu denklemi bile kurmaya gerek yok. Aslında şurada görülüyor. A'dan 2 çıkartmışım, yarıya inmiş. Öyleyse bu 4'tür diye çözebiliriz.